projesi olan. Tamamı devam ediyor. 60 yıl önce, bakın 60 yıl önce Emlak Bankası döneminde iyi niyetli olarak parsel numarası verilmiş. Başka bir yağmaya uğramasın diye. O zamanki mevzuata göre. O zamanki mevzuata göre. Oysa bugün medeni kanuna, imar kanununa, 3194 sayılı yürürlükte olan imar kanununa, anayasaya göre parklar, yollar yeşil alanlar. Teşhile konu olamaz. Teşhile konu olmayan bu alanın, bir dakika sen dinle. Bir soru soracağım. Olmayan bir alanın tutup da az önce bana bir arkadaş şu soruyu sordu. Dedi ki burada konuta açılmasının ne zararı var? Ben ona bu sorusuna şöyle bir soruyla. Ne yararı var dedim. Siz nerede, bakın siz nerede oturuyorsunuz dedim. Yeni mahallede. Peki yeni mahallede oturan bir insanın şu ağaçlarla yemyeşil bir alanın konuta açılmasının ne yararı var? Kime ne yararı var? Bitirmedim. Bitirmedim. Şimdi arkadaşlar, Ataköy üzerinde, Ataköy üzerinde son 20 yıldır bir oyun oynanıyor. Ben buna canlı tanıyorum. Ataköy 3-4'te, Ataköy 5'te, Ataköy 7-8'de yeşil alanlarımızı imar açma girişimlerini geçtiğimiz yıllarda Ülker Hanım burada, benim de davacı oldum, idari mahkemesini açtım, davalarda hep kazandım. Bunları püskürttük. Bakın bunları püskürttük. Şimdi buradan burayı da püskürteceğiz. Burayı da püskürteceğiz. Şimdi kapalı kapılar ardında, hiç bizim görmediğimiz, ulaşamayacağımız kapılar ardında sermaye gruplarıyla maalesef bazı yerel yönetimler pazarlık yaparak imar planı adı altında, plan değil, kağıt üzerinde bir cetvel gönye numarasıyla adı imar planı olan şeyle yeşillerimizi yapılaşmaya. Biz Allah Allah. Bakın. Arkadaşlar. Burada. Beyefendi. Bakın burada. Ben bir soru sorayım. Burada arkadaşlar. Biz bugüne kadar. Yok hayır. Ben öğrenmek için soruyorum. Türkiye Mühendis Mimar Odaları olarak açtığımız bütün halkın lehine olan yeşillerimizi, kamu alanlarımızı yok eden planlara karşı açtığımız davalarda sermaye grupları bu yerel bölgede insanları satılarak üstümüze saldılar. Bugün burada bunu görüyoruz. İnanın bunları satın almadıkları, çünkü sermaye bunlar, satın alıp halkı bölüp öğrenmek mücadele. Bakın bunlar öyle. Bakın bunlar böyle. Görüyorsunuz. Şimdi buradan arkadaşlar, buradan Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Bakırköy Belediyesi'ni verdiği ruhsatı iptal etmesi için onun kulağını çekmesini istiyoruz. Çünkü şöyle, biz karanlığın kabadayılarına karşı sabahı temsil ediyoruz. Bravo. Arkadaşlar, ben bir şey öğrendim.